Hemen dersimi başlatıyorum. Evet, şöyle 10. sınıfı açıyorum arkadaşlar. Yanlış yere açıyorum tabii. Map kazanımı açmam gerekiyor. Evet, birden başlıyoruz. Kimyanın temel kanunları. Soru üzerinde konuyu da anlatacağım genç arkadaşlarım. Ama dediğim gibi anlaşılmayan bir yer olduğunda lütfen müdahale edin. Şimdi seneye 3 tane kanunla başlamıştık hatırlarsanız değil mi? Bunlardan kütlenin korunumu demiştik. Sabit oranlar demiştik, sırayla gidiyorum. Bir de katlı oranlar demiştik. Hemen bunun eşleştirme sorusu. Arkadaşlar, Lavoisier tabii ki ne olacak? Kütlenin korunumu olacak, değil mi? Sabit oranlara biz ne demiştik? Prost demiştik ve katlı oranlara da ne demiştik hatırlarsanız? Dalton demiştik şu şekilde. Dolayısıyla burada bir A oldu, 2 C oldu, 3 B oldu. Dolayısıyla A, C, B bizim doğru cevabımız. Cevabımız Bursa'ya gider. Bu arada ne olur beni iyi izleyin. Bazen işlem hatası yapabiliyorum. İnsanlık hali. O yüzden söyleyin yani şurada hata yaptınız falan diye sayısal sorularda iyi izleyin. Evet, ikinci soru arkadaşlar bir kütlenin korunumu sorusu biliyorsunuz. Ve şöyle söylemiştik. Bir tepkimede giren maddelerin kütlesi ile çıkan maddelerin yani ürünlerin kütlesi ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Dolayısıyla tepkimenin girenleri bakınız burası, tepkimenin ürünleri de tabii ki burası. Ve buradaki katsayılarla bizim hiç ilgimiz yoktu hatırlarsanız. Hemen ürünlere bakalım arkadaşlar. 13,2 ile 3,6'yı toplayalım. 8, 6, 1, 16,8. Buradan da arkadaşlar 12,8'i çıkartırsam şuradaki x'i bulacağım. Dolayısıyla 0, 4 ve şu şekilde. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 4 grama gitti. Evet, bir kütlece birleşme oranından bahsetmiştik. Hatırlarsanız biz de derste su yapmıştık ve şöyle söylemiştik. Suyun değişmez bir kütlece birleşme oranı vardı. Yukarıda da söylüyor zaten. M hidrojen bölü M oksijen ve buna 1 bölü 8 demiştik. Ve bu şartlarda şöyle şöyle yapmıştık hatırlıyor musunuz? 9 gram neyimiz vardı? Bileşiğimiz vardı. Ve bizim bu oranımız arkadaşlar hiç değişmiyordu. Yani mesela bu 1'i neyle çarparsam 8'i de 10'la çarpmak zorundaydım. Buradaki 9'u da 10'la çarpmak zorundaydım. Çünkü oranımın ne olmaması gerekiyor? Asla değişmemesi gerekiyor. Şimdi bana diyor ki 54 gram su elde edebilmek için diyor. Arkadaşlar bizim bileşik kısmımız neresi? Burası. O zaman benim burayı ne yapmam lazım? 54 yapmam lazım. Buranın 54 olabilmesi için kaçla çarpmam gerekiyordu? 6 ile çarpmam gerekiyor. O zaman benim bütün tarafları 6 ile çarpmalıyım. O zaman burayı da 6 ile çarptım. Bu durumda 48 oldu. Burayı da 6 ile çarptım. Bu durumda ne oldu? 6 oldu. Demek ki arkadaşlar 54 gram su yapabilmek için 6 gram hidrojen kullanmalıyım. 48 gram da ne kullanmalıyım? Oksijen kullanmalıyım. 6'ya 48 benim doğru cevabım oldu. Evet, hemen bir sonraki soruya bakalım. Şöyle de kendimi kaydırayım. Şimdi F2O3 bileşiğinin kütlece birleşme oranını vermiş arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kütlece birleşme oranını verince hemen şöyle yazıyorduk değil mi? MF bölü MO şöyle 7 bölü 3 ve bu şartlarda 10 gram neyimiz vardı? Bileşiğimiz vardı. Şimdi diyor ki 14 gram demir ile 6 gram oksijenin tepkimesinden. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burayı 14 yapan değer 2 ile çarpmak değil mi? Çarptım. Burayı da 2 ile çarptım. Aa, tesadüf zaten 6 gram girecekmiş. Demek ki artansız gerçekleşecek bu tepkime. 20 gram bileşik oluşur diyor. O zaman benim burayı da 2 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla 20 gram bileşik oluşur. Ne oldu arkadaşlarım? Doğru oldu. Evet, şuraları sileyim. Tekrar çünkü çarpmalar, bölmeler yapacağız. Peki. Şimdi yolumuza devam edelim.
40 gram bileşik elde etmek için. Şimdi 40 gram dediği için o zaman benim burayı 40 yapmam gerekiyor. Çünkü bileşik kısmım burası. O zaman 4 ile çarptım. Bana diyor ki 28 gram demir yeterli miktarda oksijenle reaksiyona girebilir. O zaman burayı da neyle çarpmam lazım? 4 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla 28 gram demirim ne oldu? Reaksiyona girdi. Burası da doğru oldu. Hemen şöyle şuraları tekrar bir sileyim. Evet, üçüncü öncül ne diyor? 21 gram demir ile 21 gram oksijenin tepkimesinden. Şimdi genç arkadaşlarım şöyle söylemiştik, hatırlayın lütfen. Eğer başlangıçta eşit miktarda alıyorsan, değil mi? Başlangıçta eğer eşit miktarda alıyorsan her zaman için şu hani bize verilen oran var ya 7 bölü 3 oranı. Her zaman orada büyük olan tükenir, küçük olan artar. Derste de bunu defalarca söylemiştik. Sayısal oranda büyük olan tükenir, küçük olan artar. Büyük olan tükenir, küçük olan artar. Neden? Neden? Her zaman şunu aklınızda tutun. Bakın burada oran 7 bölü 3 gençler. Bu ne demek? 7 gram demir ile 3 gram oksijen reaksiyona girmiş demek. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz başlangıçta bunlardan eğer eşit kütlede alsaydık, sizce 7'ye 7 mi alırdık, 3'e 3 mü alırdık eğer başlangıçta eşit kütlede alsaydık? Var mı fikri olan? Arkadaşlar, başlangıçta eşit kütlede almış olsaydık, tabii ki 7'ye 7 alacaktık. Her zaman için büyüğe tamamlıyoruz demiştim. Neden? Çünkü 7 gram aldığında zaten 7 gram demirin reaksiyona girmesi gerekiyor. Çünkü oran 7 bölü 3. Yani dolayısıyla en az 7 gram alman gerekiyor. Ha buradan da 7 gram alırsın. 3'ü reaksiyona girer. 4'ü ne olur? Artar. O zaman ben burada hangi bilgiyi hatırlamalıyım? Yani bu tür soruyu yapabilmem için hangi bilgiyi hatırlamalıyım? Başlangıçta eşit kütleli alıyorsam her zaman büyük olanı tüketeceğim. O zaman büyük olanı tüketiyorum. Kaçla çarptım tükettim? 3 ile. Neden? Çünkü 21 gram demir kullanacağım ya. Dolayısıyla burayı neyle çarptım? 3 ile çarptım. 21 oldu. Bakınız o zaman burayı da 3 ile çarpmak zorundayım. 9. O zaman burayı da 3 ile çarpmak zorundayım. Zaten 21, 9 daha 30 eder arkadaşlar. Ki 42 gram demir bileşiği oluşmaz. Bu yanlış. 30 gram oluşması gerekiyordu. Burada mesela hangi maddeden kaç gram artar da diyebilirdi. Dolayısıyla 9 gram oksijen reaksiyona girer. 21 eksi 9'dan da işte arkadaşlar bu kadarı da artar der idik. Yine benzer sorular var zaten. Çıktığında tekrar tartışırız. Bu durumda cevabımız arkadaşlarım Bursa'ya gitti. Şimdi sabit oranlar sorusu ve ilk şunu söylemiştik size hatırlarsanız. Ne demiştim? Ben bu tür sorularda ilk baktığım şey bileşik değişiyor mu, değişmiyor mu? Hatırlıyor musunuz? Bakınız bileşik değişiyor mu, değişmiyor mu? Kaldı ki burada x'ye 2, x'ye 2. Çünkü neden? Bileşiğin değiştiği sorularda biz şöyle bir şey yapıyorduk. 1 çarpı x bölü değil mi? 2 çarpı y eşittir işte falan falan değil mi? Buralardan x bölü y'yi yalnız bırakıyorduk. Ama arkadaşlar burada bileşiğiniz değişmiyorsa şu ifadeyi yapmanıza gerek yok. Bu tamamen sizin aklınızı karıştırmak için bir şey olur. O yüzden gerek yok. Şimdi x, y, 2'nin zaten bana mx bölü my'sini vermiş. Bakın diyor ki %60'ını y olduğunu söylüyor. Arkadaşlar o zaman %40'ı nedir? X'tir. O zaman kütlece birleşme oranım benim ne oldu? 2 bölü 3 oldu ve bu şartlarda 5 gram bileşiğim var. Bana diyor ki 30 gram bileşik elde edebilmek için o zaman benim burayı 6 ile çarpmam gerekiyor, değil mi? Ne kadar y elementi gereklidir dediği için burayı da 6 ile çarparsam arkadaşlarım cevabım ne olur? 18 olur. Bakın hiç suya sabuna dokunmadık. O 1 çarpı x bölü 2 çarpı y'lere hiç gerek yok. Evet, hemen bakıyorum. Bileşik değişiyor mu? Bakınız x, y, 2 x, y, 2. O zaman benim yine hiç açmama gerek yok. Çünkü bana zaten oranı vermiş. Dolayısıyla yazıyorum. mx bölü my eşittir 3
3/4 diyor. Ve bu şartlarda arkadaşlar benim 7 gram bileşiğim var. Bakınız 28 gram bileşik elde etmek için diyor. Dolayısıyla burayı 28 yapan değer 4 ile çarpmaktır. Ve ne kadar x elementi gerekir diyor. Bunu da 4 ile çarparsam arkadaşlar cevabı ne çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Evet, devam edelim. 14 gram x ile 8 gram y artansız tepkimeye giriyor. Ne kadar güzel şu bilgi. Çok güzel bir bilgi çünkü. Artansız reaksiyona giriyorlarsa arkadaşlar bunun zaten mx bölü my'si 14 gram x alırım. 8 gram y alırım. 2'ye böl 7, 2'ye böl 4. Bu durumda oranım arkadaşlarım 7/4 oldu. Ve bu şartlarda 11 gram bileşim var. Bakın dikkat ederseniz hep aynı taslağı kuruyorum. Hiç değiştirmiyorum. Şimdi diyor ki ve bu arada bakıyorum bileşik değişiyor mu? Bak xy, xy süper aynı bileşikten bahsediyoruz. O zaman bu verilen orandan gidebiliriz. 42 gram x ile yeterince y artansız tepkimeye girdiğinde ne kadar bileşik oluşur? Yani bana diyor ki burayı 42 yap. Burayı x'i 42 yapan değer nedir arkadaşlarım? 6 ile çarpmaktır. Dolayısıyla burayı da 6 ile çarparsam dolayısıyla 66 gram bileşiğim oluşacaktır. 40 gram kalsiyum yeterli miktardaki oksijenle tepkimeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit bileşiği oluşmuş ve bu tepkime de ne kadar oksijen kullanılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar M kalsiyum bölü M oksijen diyorum. Kalsiyumdan ne kadar kullanmışız? 40 kullanmışız. Burayı bilmiyoruz ama şurada bileşiğimin kaç olduğunu biliyorum ben. 56 olduğunu biliyorum. Bu durumda arkadaşlarım tabii ki buranın cevabı ne olacaktır? 16 olacaktır. Neye geldik? Katlı oranlara geldik. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikten birincisi kütlece %30, ikincisi kütlece %40 X içeriyor diyor. Ve X elementleri arasındaki katlı oran hangisi gibi olabilir? Hatırlarsanız arkadaşlar buralarda tablo yapmanızı daha çok tavsiye ediyordum. Tabloyu da nasıl yapıyorduk? Diyorduk ki birinci bileşik, ikinci bileşik, X, Y diyorduk hatırlarsanız. Şimdi birinci bileşiğin kütlece %30'u Y imiş. O zaman buraya ne yazıyorum ben? 30 ve o zaman buraya ne kalıyor? 70 kalıyor. İkinci bileşiğinde kütlece %40'ı X'miş. O zaman ben buraya 40 yazıyorum. Buraya da ne yazıyorum? 60 yazıyorum. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şu sıfırları bence silelim dördünden de. Olur mu? Böyle daha mantıklı olur. Şimdi x elementleri arasındaki katlı oran, sorunun koptuğu yer burası. Biz şöyle söylemiştik. X elementleri arasındaki katlı oranı bulacaksan neyi sabitlemen gerekiyor? Y'leri sabitlemen gerekiyor. Eğer y'lerin oranını sorsaydı da x'leri sabitlemen gerekiyordu. Bu şekilde görmemiş miydik? Şimdi x elementleri arasındaki katlı oran dediği için ben y'leri sabitliyorum. Arkadaşlar sabitlemem için burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı 1 ile çarpıyorum. Artık y'ler sabit dikkat ederseniz. Buranın yeni x'i ne oldu arkadaşlarım? 14 oldu. Buranın yeni x'i ne oldu? 4 oldu. İşte şu oran, şu oranı arıyorum arkadaşlar ben. Dolayısıyla 14/4 dersem 2'ye böl 7, 2'ye böl 2. Dolayısıyla arkadaşlarım cevabım ne oldu? Edirne oldu. Anlaştık mı? Evet, bir kuralımız vardı arkadaşlar. Katlı oranların 4 tane kuralı vardı. 1. Bileşikler aynı elementlerden oluşmalıydı. Hatırlayın. Dolayısıyla arkadaşlar şu kural ona uymuyor. Bakınız burada NaCl, burada KCl olmaz. Aynı elementlerden oluşması gerekiyordu. Dolayısıyla bu katlı oran
kuralına uymaz. 2. Elementlerin basit formülü aynı olmamalıydı. Yani en basit, en sade halleri aynı olmamalıydı. Bakıyorum. Üçüncüsü, evet, aynı elementlerden oluşmuş NO, NO ve dikkat ederseniz en sade halleri zaten bu ve aynı değil. O zaman bunu da çok rahat uygulayabilirim ben bu kanunu. Ve yine önemli bir kuraldı. Bileşikler sadece iki elementten oluşabilirdi. Dolayısıyla üçlü ya da dörtlü bir yapı olmazdı. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 çeşit elementten oluşmuş. Burada da yine aynı şekilde. Dolayısıyla burada da kural uygulayamayız. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 3, yani Bursa oldu. Bir tablomuz var. X ve Y elementleri arasında oluşan iki farklı bileşikteki kütleleri vermiş arkadaşlar. Ve AB işte aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bu soru tarzlarını hatırlayın. Bileşiğin değiştiği soru tarzlarından da yapabiliriz demiştik. Tablodan da yapabiliriz demiştik. Şimdi bu tür sorular zaten çok fazla var. Ben önce bileşiğin değiştiği soru tarzından yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar X, A, Y, B bileşiği için konuşuyorum. Şöyle yazayım. X, A, Y, B. Çünkü yan tarafında da X, 3, Y, 4 bileşiği için konuşacağız. Şimdi istenen AB olduğu için burada bütün veriler zaten bilindiği için X, 3, Y, 4'ten başlamak istiyorum. Arkadaşlar X, 3, Y, 4'ü açarsam 3 çarpı X bölü 4 çarpı Y eşittir. Ay bu 4 çok çirkin yazdım. 4 çarpı Y. Kütlece birleşme oranı ne? 21 bölü 8 değil mi? Şu 3 ile 21 sadeleşirse burada 7 kalır. 4 ile de 8 sadeleşirse burada 2 kalır. Dolayısıyla buranın x bölü y oranı 7 bölü 2 çıktı. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bu bileşik x ve y'den oluşuyor. Bu bileşik de x ve y'den oluşuyor. O zaman benim burada bulduğum ne oranıydı? Hatırlayın lütfen. Atom kütleleri oranıydı. O zaman X, A, Y, B bileşiğimde de X bölü Y oranının ne olması gerekiyor? Tabii ki 7 bölü 2 olması gerekiyor aynı elementlerden oluşmuşlarsa. O zaman bunu açıyorum. A tane X bölü B tane Y eşittir. Neye eşitmiş? Bakınız okuyorum arkadaşlar. 7 bölü 2'ymiş. Ah ne kadar güzel bir şey çıktı. Bakınız X bölü Y yerine zaten ben burada 7 bölü 2 yazarsam A'da 1 çıkacak, B'de 1 çıkacak. Dolayısıyla bakınız cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Tamam mı? Ve grafik soruları. Biri bir şey mi söyledi? Evet. Buyurun Aydan Hanım. 10. soruda birincinin basit formülleri farklı değil mi? 10. soruya tekrar dönüyorum. Söyle şimdi. Orada biri KMnO4, diğerinin basit formülü de ondan farklı olmuyor mu? Ama Canikom, burada zaten basit formüle bakma Aydancığım. Çünkü 3 tane atom var. Yani katlı oranı zaten uygulayamazsın. Katlı oranı bak KMnO, 3 çeşit atomu uygulayamazsın. Basit formül aynı olsa da olmasa da hiç önemli değil. Anlatabildim mi? Evet. Yani katlı oranı uygulayabilmen için bunun gibi mesela NO, NO2 ya da birkaç tane daha örnek vereyim. Mesela NO2 ile N2O5. Bak katlı oran uygulayabilirsin burada. Kurallarımız şu. Element, bileşikler aynı elementlerden oluşmalı. Bakıyorum NO, NO. Tamam. İkinci kuralımız şu. Bileşiklerin basit formülü aynı olmamalı. Ki dikkat edersen aynı değil. Bu da kurala uyuyor. Üçüncü kuralımız bileşikler sadece iki elementten oluşmalı. Dikkat edersen evet N ve O, N ve O iki elementten oluşmuş. Kurallarımız zaten bunlar. Tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi yine grafik sorusu arkadaşlar. Katlı oranlar sorusu.
Ya az önce benim yaptığım, az önceki gibi hani bileşiğin değiştiği sorulardan yaparsınız ya da yine tablo kurabilirsiniz. Ama yani buralarda daha çok sanki bileşiğin değiştiği soru tarzıyla yapınca biraz daha kısa süreli olabiliyor. Tablo kurarken bazen hani hata da yapabiliyoruz. Şimdi o zaman arkadaşlar birinci bileşiğin bakınız formülü x3y4'müş. Benden ikinci bileşiğin formülünü istiyor. Birinci bileşiğim kim? x3y4. Önce bunun için konuşacağım. Sonra bulmak istediğim bileşiğe de xayb dersem bir de bunun için konuşacağım. Açıyorum arkadaşlarım. 3 çarpı x bölü 4 çarpı y. Şimdi okuyorum buradan. Birinci bileşiğin bakınız köşesi burası. Ne kadar x var? 3. Ne kadar y var? 2. Şu şekilde. Şimdi sadeleştirme yapıyorum. Şu 3'ler sadeleşir. Şu 4'ler de arkadaşlar şurada 2 kalır, değil mi? Şimdi işlem devam ediyor. İşlem devam ediyor. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bu durumda 2y eşittir, değil mi? 2y eşittir x. Bu durumda arkadaşlar y'yi x'in altına atarsak x bölü y buradan 2 bölü 1 çıkıyor. Tamam, bu bir kenarda kalsın. Umarım işlem hatası yapmamışımdır. Kontrol edin beni. Şimdi a tane x bölü b tane y okuyorum. İkinci bileşik. Burada da yine köşeden okuyorum. İkinci bileşiğin x'i bakınız 4. İkinci bileşiğin y'si bakınız 3. Şimdi biz x bölü y'yi ne bulduk? 2 bölü 1 bulduk, değil mi? Bu durumda a bölü b çarpı 2 bölü 1 eşittir 4 bölü 3 dersem şuradaki 2 bölü 1'i ne yapıyorduk arkadaşlar? Ters çeviriyorduk. Bu matematik bilgisi. Rasyonel ifadeler biliyorsunuz bölüm böldüğünüzde karşı tarafa ne yapıyordu? Yer değiştirerek pay ve payda yer değiştirerek geçiyordu. Dolayısıyla şuradan devam ediyorum yazmaya. A bölü B eşittir. 4 bölü 3'ü aynen yazıyorum. Ama 2 bölü 1'i ne yapıyorum arkadaşlar? Ters çeviriyorum. Dolayısıyla yine şunlar sadeleşirse A bölü B'nin değeri 2 bölü 3 çıkıyor. Yani A 2'ymiş, B 3'müş. O zaman A gördüğüm yere 2, B gördüğüm yere de 3 yazarsam arkadaşlar burada cevabım nereye gidecektir? X2Y3 ile Edirne'ye gidecektir. Evet, birinci testimiz buydu. Hemen devam ediyoruz hiç vakit kaybetmeden. İkinci testimizde devam edelim. Evet arkadaşlar. Yine bir kütlenin korunumuyla başladık. K maddesinin kaç gram olduğunu söylüyor. Bu durumda ürünlere bakıyorum. 14, 8 daha arkadaşlar. 22. 10'a kaç eklersem 22 yapar? Tabii ki 12 olduğu için cevabımız burada ne oldu arkadaşlarım? Ceyhan oldu. CuO bileşiğinde kütlece %20 oksijen atomu bulunmaktaymış. O zaman arkadaşlar şöyle yazıyorum. M Cu bölü M O eşittir. %20'si oksijen ise %80'i de tabii ki ne olmak zorunda? Bakır olmak zorunda. Şuralar sadeleşirse ve şunlar sadeleşirse bu durumda ne oldu? 4 bölü 1 oldu. Ve 60 bir gram bakırın yeterince oksijenle tepkimesinden ne kadar bileşik elde edilir diyor. Arkadaşlar benim bu şartlarda bileşiğim kaç gram? 5 gram. Bakırı 60 yapmak demek şuradaki 4'ü 15 ile çarpmak anlamına geliyor. Dolayısıyla benim ürün yerinde ne yapmalıyım? 60'ta çarpmalıyım. Bu durumda cevabım ne olacaktır? Hocam 15'i 315. çarpmadıydınız. Neyle ha? 60'a Evet. değil. Aynen öyle. Ben de diyorum niye şıklarda yok? Harikasın. Teşekkür ederim. Evet, şöyle 15'te çarpalım. Şöyle. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 75. Şimdi burada bazen şöyle söylüyorsunuz.
Hocam işte sayılar çok kötü geliyor. Dolayısıyla biz sayıları çıkartamıyoruz diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, ben her zaman derste de söyledim. Giren arkadaşlarım bilir. Şurada rasyonel ifadeler var ya, bunun her zaman için en sade halini yazmaya çalışın. Şimdi sade halini yazmamış olsaydık, yola şöyle çıkanlar için söylüyorum. Bak şimdi, mcu bölü mo diyorsunuz, tamam mı? 80 bölü 20 diyorsunuz. Şurayı siliyorum kafamız karışmasın. 80 bölü 20 diyorsunuz. Ben diyorum ki, burada diyorum cu'yu 60 yap diyorum. Ya hocam ben 80'i kaçla çarpayım da 60 yapayım diyorsunuz. Yani anlatabildim mi? O yüzden her zaman için rasyonel ifadelerin hep en sade haline geçerseniz o zaman sayılar aslında birbirinin katı veriliyor. Bunu daha iyi görmüş olursunuz. Bu da benden küçük bir tavsiye size. N2O3 bileşiğinin kütlece birleşme oranı ilk dersinizde yaptığımız şeydi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? N2O3 için değil mi? 2 çarpı N bölü 3 çarpı O'yu merak ediyoruz. Ve dikkat ederseniz burada bize atom ağırlıklarını vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla N gördüğüm yere 14 yazıyordum. 3O gördüğüm yere de 16 yazıyordum. Ve yine sadeleştiriyordum tabii ki. 2'ye böldüm 7, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4. Burası gitti. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız ne oldu? 7 bölü 12 oldu. Evet, yine bir soru. Katlı oranlar. Hatırlayalım lütfen. Katlı oranlar. İki elementten oluşmalıydı. Bileşikteki elementler aynı olmalıydı. Bileşiklerin basit formülleri aynı olmamalıydı. Ve bileşikler nötr olmalıydı. Yani iyon olmamalıydı. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, CH4, C3H6. Aynı elementlerden oluşmuş mu? Tamam. Basit formülleri aynı mı? Değil. Yani tamam. O zaman bu katlı oranlar kanununu buna uygulayabiliyorum. SO2, SO3 bakıyorum. Evet, buna da uygulayabiliyorum. Ama şu 3 tane elementten oluştuğu için zaten arkadaşlar buna uygulayamıyorum. Bu arada basit formüllerin aynı olması derken de şunu kastediyoruz. Mesela sana der ki C3H6, C5H10 der, değil mi? Şimdi burayı sadeleştirirsen kaç çıkar bunun basit formülü? CH2. Burayı sadeleştirirsen bunun da basit formülü CH2 çıkar. İşte bu tür bileşiklere katlı oranlar kanununu biz ne yapamıyoruz? Uygulayamıyoruz. Anlaştık mı? Şimdi yine bir eşit miktarda sorusu var. Kalsiyum sülfür bileşiğinin kütlece birleşme oranını vermiş arkadaşlar. O zaman ben de hemen yazıyorum. Hep aynı taslaktan çözüyorum arkadaşlar. Sistemimi hiç değiştirmiyorum. M kalsiyum bölü M sülfür eşittir. Yukarıdan okuyorum. 5 bölü 4 ve bu şartlarda benim 9 gram bileşiğim var. Şimdi bana diyor ki eğer diyor başlangıçta ben bunlardan eşit miktarda kalsiyum ve sülfürden en fazla 45 gram kalsiyum sülfür bileşiği elde edilmiş. Hangi elementten ne kadar artar diyor. Şimdi soruyu o zaman şurayla başlıyorum. En fazla 45 gram CaS elde edilmiş. Bence bu çok güzel bir bilgi. Ne yapalım biliyor musunuz? Hemen şurayı bir 45 yapalım. Bak şimdi 45 yapabilmem için burayı 5 ile çarpmam gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Ben burayı neyle çarparsam diğer kalsiyum ve sülfürü de onunla çarpmak zorunda değil miyim? O zaman burayı da ne yapıyorum? 5 ile çarpıyorum. 25. O zaman burayı da 5 ile çarpıyorum. 20. Bak şimdi. Arkadaşlar, deneyde 25 gram kalsiyum ile 20 gram sülfür reaksiyona girmiş ve 45 gram bileşik oluşmuş. Ama başlangıçta da biz bunlardan eşit almalıydık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 25 ile 20 reaksiyona girdi mi? Girdi. O zaman benim bu deneyi yapabilmem için başlangıçta en az 25'er gram almam gerekiyor. Yani neden? Çünkü 25 gram kalsiyum zaten reaksiyona girmiş.
O yüzden hep büyüğe tamamlıyorduk hatırlarsanız. Anlatabildim mi? Dolayısıyla demek ki ben ne yapmışım biliyor musunuz? Başlangıçta 25 gram kalsiyum almışım. 25 gram da kükürt almışım. Bu 25 gram kalsiyumun hepsi reaksiyona girmiş. Ancak burada 25 gram aldığım kükürtün 20'si reaksiyona girerken 5 gramı da ne yapmış arkadaşlarım? Çöp olmuş. Anlatabildim mi? O yüzden hep büyük olan tükenir, küçük olan artar. Büyük olan tükenir, küçük olan artar diyorum. Dolayısıyla 5 gram kükürt ne olacak arkadaşlar? Artacak. Tamam. XY2, X2Y3 bileşiklerinin oluşumunda eşit miktarda X elementi kullanılmış. Tamam. Buna göre X2, XY2 bileşiğinin oluşumunda 5.6 gram Y elementi kullanıldığına göre X2Y3 bileşiğinin oluşumunda kaç gram Y elementi kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi eşit miktarda bir kere şu X elementi kullanılmış bence güzel bir ifade. Şöyle düşünebiliriz. Soru çok kolay aslında, çok şey gibi görünüyor, karışık gibi görünüyor. Katlı oranlardan gidebiliriz bence. Şimdi arkadaşlar bileşikler bir XY2 bir de X2Y3. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben burada X'leri eşitlersem, hani burada eşit miktarda X diyor ya. Ben burada x'leri eşitlersem, yani burayı 2 ile çarparsam, burayı 1 ile çarparsam, burası 2x oldu, 2x oldu, çok güzel. Peki şu an y'lerin oranı ne? Bakınız y'lerin oranı 4 bölü, değil mi? Burayı da 3 ile çarparsam, y'lerin oranı 4 bölü 3, doğru mu? O zaman x'ye 2 bileşiğinin oluşumunda 5.6 gram y kullanıldıysa, acaba diğer şeyde ne kadar kullanılmıştır? Ha? Mantıklı mı? Yani formüllerde x'leri eşitlediğimdeki y oranları ile bana gerçek deneyi yaparken ki y oranlarının eşit olması gerekiyor. O zaman buradan da ne yapıyorum arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yaparsam 4x eşittir 3 çarpı 56 bölü 10 diyorum. 56 4'e bölünür değil mi? Bölelim. 4 aynen 14 kalıyor. Şunlar şöyle sadeleşir. 14 olur. 14 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar 42 bölü 10 olur. Bu da tabii ki 4.2'ye tekabül eder. Tamam. Evet, kendimi şöyle kaydırdım. Kalsiyum oksit bileşiğinin kütlece birleşme oranı diyor. Hadi buyursunlar. Hemen diyorum ki M kalsiyum. Ha zaten bir şey söyleyeceğim. İkisinin de katsayısı 1 ya. Yani normalde şöyle yapıyorduk ya. 1 çarpı Ca bölü 1 çarpı O. Bunu soruyor zaten. Dolayısıyla 1 çarpı 40 bölü 1 çarpı 16 dersem 8'e böl 5, 8'e böl 2. Dolayısıyla oranım ne oldu arkadaşlar? 5 bölü 2 oldu. Alüminyum sülfür bileşiğinin kütlece bileşme oranı 9 bölü 16'ymış ve 48 gram kükürt ile işte falan falan falan, bak gerisini okumuyorum bile biliyor musun? Ben nereye okuyorum sorularda onu söyleyeyim. Önce şuraya bakıyorum. Bileşik değişiyor mu? Çünkü eğer bileşik değişmiş olsaydı az önce yaptığım gibi şey yapacaktım. İşte 2 çarpı alüminyum, işte bölü 3 çarpı kükürt diyecektim. Buradan işte ALS'yi bulacaktım falan falan. Bak şimdi bunların hiçbiriyle uğraşmayacağım. O zaman hemen götürüyorum, oranımı yazıyorum. M alüminyum bölü M kükürt eşittir 9 bölü 16. Ve bu şartlarda benim 25 gram bileşiğim var genç arkadaşlarım. 48 gram kükürt ile yeterince alüminyumun tepkimesinden ne kadar bileşik oluşur ne demek biliyor musun? Alüminyumu, çok özür dilerim, kükürtü 48 yap demek. Kükürtü 48 yapabilmem için
3 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar bileşik oluşur dediği için burayı da 3 ile çarpıyorum. Bu durumda cevabım ne oldu arkadaşlarım? 75 oldu. Tamam. Mesela bu bileşiğin işte değiştiği soru tarzı. Burada mesela açmam gerekiyor. Şimdi birinci bileşiğin formülünü vermiş bana x2y3 diye. İşte ikinci bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlarım, bilinen bileşik ne? Birinci bileşiğin formülü. Bakınız x2y3. Bulmak istediğim bileşiğe ne diyordum ben? X, A, Y, B diyordum değil mi? Yani ikinci bileşik. X, 2, Y, 3'ü açıyorum. 2 çarpı X bölü 3 çarpı Y eşittir. Geliyorum köşelerinden okuyorum. Yalnız buraya dikkat edelim ne olur. Bakın burası X kütlesi yani 3. Burası bileşik kütlesi amana. Burası bileşik kütlesi 9 olduğuna göre o zaman buraya ne yazacağım arkadaşlar? 6 yazacağım. Burada x bölü y'nin değerini bulalım. Ne yapıyorduk? X bölü y'yi aynen tutuyorduk. Şuradaki 2 bölü 3'ü ters çeviriyorduk hatırlarsanız. Dolayısıyla arkadaşlar x bölü y eşittir 3 bölü 6 çarpı 3 bölü 2'yi ters çeviriyorum genç arkadaşlarım. Dolayısıyla burası şunlar sadeleşir 2 kalır. 3 bölü 4. Şöyle yazayım. X bölü y'nin değeri 3 bölü 4'müş. Şimdi geldim buraya. A tane x bölü b tane y'yi grafikten okuyorum. İkinci bileşiğin köşesinden kütlece birleşme oranları. X'ten ne kadar var? 6. Bileşikten ne kadar var? 12. Aa, çok güzel. Oran neymiş? 6 bölü 6'ymış. 1'miş yani aslında. X bölü Y gördüğüm yere ne yapıyorum arkadaşlar? 3 bölü 4 yazıyorum. Bu durumda zaten burası sağ tarafta 1 olduğuna göre 3 bölü 4 sağ tarafa ne olur arkadaşlar? 4 bölü 3 olarak geçer. Bu durumda benim bileşiğim X 4, Y 3 olarak Adana'yla taçlanır. Evet genç arkadaşlarım, son saniyeler, soru yarım kalsın istemiyorum. İkinci ders görüşmek üzere. Öptüm sizi.